Merhaba arkadaşlar. Bu haftaya başlamadan önce yine bir önceki haftadaki işlediğimiz konularla alakalı alıştırma soru ve cevapları kısmını anlatacağız. Şimdi bununla ilgili olarak ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuz depo nedir? Olması gereken özellikler nelerdir? Yani depo hakkında hatırlamanızı istediğim kısımlar nelerdir? Onları biraz düşünmenizi istiyorum. Bunun için size bir 60 saniye süre verdim. Buyurun arkadaşlar. Evet, cevabı alıyoruz. Açık su deposunun gerekli temizliğini yapabilmek için iyi yapabilen ve havalandırma deliği olan bir temizleme kapı olmalıdır. Havalandırma deliği yoksa ucu aşağı eğik bırakılmış havalandırma borusu bulunmalıdır. İçindeki suyu kışın donmasını, yazın ise ısınmasını önlemek amacıyla izole edilmelidir. Tabana çöken tortular tesisata akmaması için çıkış borusu ağzı depo tabanından 10 santim yüksekte olmalıdır. Şimdi sıhhi tesisatta bağlantı elemanları olarak kullanılan dirsek hakkında bilgiler veriniz sorusuna geçtik. Bunun için 60 saniye süreniz başlamış bulunur. Buyurun. Borunun yön değiştirme sistemin yerlerde kullanılan bağlantı aralarına biz dirsek adı veriyoruz arkadaşlar. Bunlar 90 derecelik ve 45 derecelik olarak olabilir. Burada copy paste'ten ötürü dereceleri 900 olarak olmuş. Kuyruklu dirsek, redüksiyonlu dirsek, yay ve geniş dirsek, çift dirsek olabiliyor. Dirseğin iki ağzı da dişi vida çekilmiştir. Buraların tabi redüksiyonlarda bu farklı olacak arkadaşlar. Bu klasik dirsekler için geçerli bir durum. Buralara boru ya da erkek vida bağlantı parçaları eklenebilir. Kuyruklu dirseklerin ağzında birinde erkekse az önce söylediğim gibi diğerinde de dişi vida açılmalıdır. Manşon ve nipel hakkında bilgi veriniz. Diğer sorumuz. Bununla alakalı olarak arkadaşlar size yine bir 60 saniye süre veriyoruz. Buyurun.
Evet, cevabı alalım arkadaşlar. Boruların uç uça eklenmelerinde kullanılır. İkisi de mansiyon ve nipette arkadaşlar. Mansiyon boruları dıştan kavrayarak birleştirirken, nipel de boruları içerisinden kavrayarak birleştirme yaparlar. Birbirlerine yakın iki bağlantı parçasını birleştiren üzerinde erkek vida açılmış özel parçalardır. Şimdi bu ikisinin de ana görevi arkadaşlar, bir boruya başka bir boru ekleyecek isek bu ara elemanı kullanırız. Yerine göre içine vida açılabilecek bir unsur varsa, bunu tabi galvaniz içerik borular için söylüyorum, nipet ile çözersiniz. Yalnız vidanın dışına açan, borunun dışına dişe açacak bir mekanizmanız, sisteminiz varsa, mansiyonlar hazır satıldığı düşünüldüğünde ve nipelleri, siz sadece borunun dışına dişe açarsınız, araya mansiyonla bağlarsınız. Bu özellikle site satlarında fazlasıyla mansiyonun bağlı olduğunu görürsünüz. Nipelin bağlı olduğu yerler genel olarak arkadaşlar uç noktalar olur. İşte bir petek bağlanacaksa borunun ucunda veyahut da bir ekstra vana boru bağlanacaksa buralarda nipel olduğunu görürsünüz. Çünkü biliyorsunuz vanaların genelde bağlantısı iç vida şeklindedir. Veyahut da işte farklı tip uslukların bağlantıları iç vida şeklindedir. Pardon, dış vida şeklinde olanları da vardır. İşte bazı özel durumlarda, özellikle vana kısımlarında görürsünüz, nipelin uç kısımlarda kullanıldığını sıklıkla görürsünüz. Yani boruyu boruya değil de boruyu bir armatüre bağlamada kullanıldığına şahit olursunuz. Mansiyon ise çoğunlukla işte boru boyu yetmediği zaman veyahut da ek parçaları, ek boruları birbirine ekleme bulama suretiyle uzatmaya çalıştığınız zaman onu kullanırsınız. Mansiyon ve nipel hakkında zaten arasındaki farkı da söyledik. Mansiyon dışarıdan sarar boruları, nipel ise içeriden sarar. Kullanım yerine göre ikisinden birini tercih ediyorsunuz. Dördüncü soruya geldim. Dördüncü soruda vana nedir? Çeşitleri nelerdir? Ondan bahsetmenize yönelik. Bunun için yine size bir 60 saniye süre veriyorum. Bu 60 saniye süre zarfında aklınızda getirmeniz, soruyu cevaplamanızı talep ediyorum. Evet, cevabı alıyoruz arkadaşlar. Vanalar tesisatın bir bölümünü ayırmak, su akışını düzenlemek amacıyla kullanılan bir elemandır. Daha önce de bahsettik bir önceki dersimizde de. Şayet bir yerde su kesintisi var ise bu kesintiyi yapabilmek için, tamir edebilmek için belirli bölmelerde vanalar konması lazım ki ana şebekedeki hattı boşaltmadan, tüm suyu boşaltmadan işlemi çözebilmek adına bu evdeki vanalar olduğu gibi şehirde de şehrin belli bölgelerine yerleştirilmiş özellikle depo sonrası, depo öncesi veyahut da arada dağıtım öncesi, mahalleler arasında dağıtım öncesi vanalar konabilir. Tabii büyük çaplı vanalar maliyet gerektirdiği için
Belediyeler onun hesabını yaparak mahallelerin işte büyüklüğüne göre vanalar koyup koymamayı tercih edebiliyorlar. Vanalar boşaltmalı, boşaltmasız vidalı veya flanşlı bağlantı şeklinde de olabiliyorlar. Yani genel alanlarda dökme demirden, pirinçten veyahut da küçük ölçekli vanalarda ise plastik gruplarından, polyamitten yapılabilir. Tabii yapılan kısım, polyamit olan kısım daha çok bağlantı noktaları polyamit olabiliyor. Hibrit sistemlerdir bunlar. Genel mekanizmanın plastik olması mümkün değildir. O basınca dayanıklı hareketli mekanizmaları yapabilmek adına. Bu aralar metalik aksamlar konması mümkündür. Daha çok pirinç veya da dökme demir olarak. Tabi vanalar temel anlamda dörde ayrılıyor arkadaşlar. Globe vana, şiber veya da sürgülü vana. Bu malzeme grubuna göre bir şiber olup diğeri sürgülü vana oluyor. Küresel vana ve kelebek vana. Küresellik ve kelebeklik içteki yapının benzediği şekle göre verilmiş bir isimdir. Şiber sürgülü de yine bir subap veya da bir plaka vasıtasıyla aç kapa yapıyor. Globe'de ise bir subap yapıyor. Globe daha çok büyük ölçekli vanalar, yüksek basınç gerektiren, yüksek sıcaklıkta da çalışabilen vanalardır. Özellikle atmosfere açık yerlerde bu tarz vanalar konulması icap ediyorsa, emniyet açısından daha yüksek basınca dayanabildiği noktasında herhangi bir patlama veya akıntıya sebep olması zor olduğu için bu tarz globe vanalar daha çok tercih ediliyor. Özellikle de büyük debili yerlerde bu oldukça önemli. Debi ne kadar büyükse akışkan basıncı da o kadar yüksektir. Bunu engellemenin yanında yüksek basınca dayanıklı vanaların tercih edilmesidir arkadaşlar. Sıhhi tesisatta daha çok son 3 tip vana kullanılıyor. Yani ev tipi sıhhi tesisatta, binalarda falan. Şiber, sürgülü vanalar, küresel vanalar, kelebek vanalar. Küresel vanalar hatırlanacağı gibi üstünlüğü 90 derecelik bir harekette tamamen aç kapa yapılabiliyor. Sürekli aç kapa yapılan yerlerde bunların tercih edilmesi gerekiyor. İşte daha kolay, pratik, daha hızlı şekilde aç kapama icap eden yerlerde bunlar kullanılabiliyor. İşte bunlar gaz akışlarında da kullanılabiliyor. İşte buharlı basınç sistemleri olsun. Bu gibi yerlerde de küresel vanaş şey yapılıyor. Bunların yapısal gereği küre şekline benzediği için hareketleri de seri, aynı zamanda da sızdırmaz oluyor arkadaşlar. Bu nedenle tercih edilen vana çeşitlerinden bir tanesi. Şiber vana veya da sürgü vana dediğimiz vanalarda daha çok binaların, dairelerin giriş vanaları bu tarz vanalar olduğunu görürsünüz. Ya da bunlar da aşağı yukarı hareket bir vidalama yardımıyla silindirik bir parçanın aşağıdaki plakayı su akışını tıkayacak şekilde aşağı yukarı hareketi sağlayan bir yapıya sahip hatırlayacağınız gibi. Tabi bu yapı zamanla hasar görebildiği gibi işte hassasiyet noktası ve sızıntı noktasında da sıkıntılar neden olabiliyor. Bazen evlerde de şahit olursunuz. Vananın aşağı yukarı hareket eden sürgülü kısmından su aktığını görürsünüz. Yani oradaki sistem sızıntıya müsait bir sistem. Önüne tıkadığınız zaman o tıkadığınız su bir yere gitmek ister. O gitmek istediği yerde yukarı aşağı alacaktır. Yukarıda da o aralarda boşluk bulduğu için eğer oradaki sızdırmazlık elemanı bozulduysa kaçaklar başlayacaktır. Bana göre zaten en kullanışlısı küresel vana. Sızdırmazlık olabildiğince iyi. Hızlı aç kapa yapabiliyorsunuz. Diğerindeki gibi zaman kaybedip uzun süre çevir, uzun süre aç gibi bir durum söz konusu değil. Tam kapayıp kapamadığınızı emin bile olamıyorsunuz diğerinde. Çok sıktığınız zaman elemanı bozup bir daha aç kapa yaptığınızda sıkıntılar neden oluyor mesela. O gibi olumsuz durumlar var. O nedenle kullanım yerine göre veya da imkana göre bu tarz vanaların kullanımı tercih ediliyor. Beşinci sorumuz şiber vana hakkında, sürgülü vana hakkında bilgi veriniz. Az önce de bahsettim ama tekrardan hatırlamam babında bu soru var. Yine 60 saniye süre tanıdım. Buyurun.
Piyasada bu tip bananlar arkadaşlar pirinçten yapılana, şiber banan, pikten yapılana, sürgülü bananlara katlanılıyor. Sürgülü bananlar çalışan parçası bana içerisinde yatay dairesel geçiş işlenmiş, yuvasında aşağı yukarı dik olarak hareket edebilen bir kesiti açıp kapayarak aç kapı görevi yapıyor. Disk bir vida vasıtasıyla aşağı yukarı hareket ediyor. Dışarıda gördüğümüz o çeviren kol bir vidaya doğrudan doğruya müdahale ediyor. O vidanın ucuna bağlı olan plakayı da yuvasında aşağı yukarı hareket ettirerek bu işi aç kapı görevini görüyor. Bu anlar daha çok kontrol alası olarak kullanmaktadır. Şimdi diğer sorum ise küresel vana hakkında bilgi veriniz. Yine bunun için size bir dakikalık bir hatırlama süresi tanıdım. Buyurun arkadaşlar. Cevabı alıyoruz. Kolay açma, kapama ve sızılmaz göz hediyesi nedeniyle kullanılan bir vana türü. Küresel vahlerde SS eleman ortasında delik bulunan bir küreydi, hatırlayacağınız gibi. 90 derecelik bir dönüşle tam açma, tam kapama yapabiliyorlar. Küresel vanalar çok açılıp kapanan, çabuk açılıp kapanmak istenen yerlerde öncelikle kullanılmaktadır. Gazlar akışkanlarda da bu tarz vanalar tercih ediliyor arkadaşlar. Şimdi size şu grafik üzerinden de anlatacağım. Az önce depo nedir sorusunda, özellikleri nedir sorusunda bu depo resminin de olmasını istiyorum açıkçası. Orada bir sunu sanatı olmuş. Bakın depo hatırlayacağımız üzere elemanlar aşağı yukarı buradadır. Havalık kısmı işte akışkanı sürekli sağlamak adına kurulmuş bir sistemdir. Atmosfer basıncını sürekli akışkanın üzerinde tutarak herhangi bir vakum etkisi oluşturmama amacıyla kullanılır. Çünkü pompalar vakumla çekerken basınç dengelemesini sağlayıp eşitlediği zaman akış durur. O nedenle burada sürekli atmosfer basıncının açık olması gerekir. Bunun için havalık vardır. Buradaki depodaki su seviyesini belirleyen kısım flatör adı verilen buradaki şamandıralı sistemdir. Boşaltma vanası burada verilmiş ama şeklen şurada verilmesi olması gerekir. Şekilsel bir yanlışımız var. Burada kirli su, işte çökmüş suların suda bekleme neticesinde çökebilecek katı maddelerin birikerek buradan alınmasını sağlamak amacıyla aynı zamanda emiş vanasından uzaklaştırıp pisliğe olası emmesine engel olmak isteniyor. Zaten o amaç için buradaki çıkış vanası da yaklaşık bir 10 santim yukarıdan depo tabanının 10 santim yukarısından denilerek kalmış. Depo olarak da bunlara ekleme yapmak istedim. Biraz sonra bu haftanın konusuna başlayacağız. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. 6. haftamızın ilk kısım videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu hafta neler göreceğiz? Önce bir ona bakalım. Bu birinci videomuzda anlatacağımız konular şunlar. Modern bir sıhhi tesisatta olması gereken özelliklerden bahsedeceğiz. Sıhhi tesisat projesinde dikkat edecek hususlar nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Merkezi ve bağımsız sıcak su tesisatlarına giriş yapacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Modern bir sıhhi tesisatta olması gereken kriterler nedir
sorusunun cevabı buradaki maddelerden oluşuyor. Şimdi yapıya temiz suyun sağlanması, herhangi bir şekilde pis suyun karışmaması bizim esas önceliklerimizdir arkadaşlar. Yani biz temiz suyla pis suyu birbirine karışmasını önleyeceğiz. Modern bir tesisatta olması gereken bu. Yani burada anlayacağınız şekilde herhangi bir sorusu olduğu zaman bunu yorumlayarak yazmanız daha doğru olacaktır. 2. Aygıtların sayısı sağlanan suyun miktar ve basıncına uygun bir sistem kurulması lazım. Aygıtların sayısı da sağlanan suyun miktarı da basıncına uygun bir sistem kurulması lazım. Gerekli durumlarda hatırlayacağınız üzere hidroforda da depo konularında da bunu işledik. Su depolanması lazım. Yani şebeke basıncımız yetmiyorsa bina tasarlarken, sıhhi tesisatı kurarken orada depolanabilir. Veyahut da çok su kesintisi olan bir bölgede yaşıyorsunuz. Depolanma ihtiyacınız vardır. Yani sadece hep hidrofor olarak düşündük, basınç olarak düşündük şu anki anlatımlarımızda ama velev ki su kesintisinin çok yaşandığı bölgede yaşıyorsunuz. Burada da su deposu ihtiyaçtır. Bir diğer maddemiz arkadaşlar, pis su drenaj sisteminin, bakın sıhhi tesisat deyince sadece temiz su olarak düşünmüyoruz değil mi? Pis su drenaj sisteminin, drenajdan kasıt kanalizasyon sistemi aslında, boşaltma sistemi diyebiliriz. Tıkanma ve katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasını sağlanması lazım. Bu bakımdan kasıt nedir? Genelde arkadaşlar apartmanlarda pis su kolonlarının altında bodrum kat diyebiliriz veyahut da zemin kat diyebiliriz. Buralarda temizleme tapaları olur. Olası bir tıkanıklıkta bu tapalar açılarak içeride uygun adetlerle temizleme yapılır. Aynı zamanda biliyorsunuz bütün giderlerin oralarda ne konmuştur? Süzgeçli yapılar konmuştur, değil mi? Yer süzgeci. Veyahut da lavabolarımızın suya akan yeri olduğu gibi delik değil, değil mi? Önünde ufak ufak delik değil tutabilen sistemler vardır. Hatta ne önerilir? Bazı evye tasarımlarda da vardır. Evlerde ikinci bir filtrasyon vardır kapakta. Direkt işte yemek kalıntıları, büyük parçaların kanalizasyona gitmesini engellemek için araya ekstra bir tıpa koyulur mesela. Bazı modern işte evlerde bunu görürsünüz. Burada önemli. Şimdi ilk maddeye de buradan atıf yapayım tekrardan. Şimdi temiz su ile pis su karışmaması lazım. Burada pis suya temiz suyun karışması sadece maliyet açısından bize zarardır. Veyahut da israf açısından bizim için zarardır. Ama temiz suya pis su karışması arkadaşlar sağlık açısından bize zarardır. Zaten bir yerde temiz su pis suya karışıyorsa şöyle bir mantık vardır. O karışıma odanak sağlayan bir durum söz konusu ise tam tersi de olabilir. Yani temiz su pis suya karışan bir yerde pis su da temiz suya karışacaktır. Çünkü arada bir delik varsa, bir kopukluk varsa, birbirine geçişken bir durum söz konusuysa geçirgenlik tek taraflı olmaz, iki taraflı olur. O yüzden temiz suya da pis su karıştığında sağlık açısından en büyük risktir. Şu çağımızda, modern çağımızda bu tarz tesisatın olmaması lazım. Diğer beşinci maddemize geldik. Tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemesi seçilmelidir. Şimdi şöyle düşünün. Biz basıncı yüksek bir yerdeyiz. Debi çok isteyen bir yerdeyiz. Giriş boru çapımızı, kolon çapımızı ona göre belirledik. Ama geldik daire içerisinde çok dar bir boru kullandık. Bu ani basınç düşümleri borularda patlamalara, akmalara, kopmalara neden olur. Veyahut da elemanlar bozuk malzemelerine neden olur. Bu neden için tesisat ömrüne uygun bir boru çapı veyahut da donanım malzemesi belirleyeceksin. Veyahut da eskiden biliyorsunuz galvanizli boru çok kullanılıyordu. Galvanizli borular belli bir yıl boyunca sıvı altında olsa dahi korozyona, o nem onu korozyona neden yapıyordu.
ve çürümeler, içte çürümelere, paslanmalara neden oluyordu. Suyun kalitesini düşürüyordu bu da. Bunun zaman periyotlarda değişimine ihtiyaç duyuyordu. Ama şimdi plastik boruyla o kısım aşılmış oldu. Daha uzun ömürlü tesisatlar yapılır hale geldi arkadaşlar. Diğer maddemiz ise temiz ve pis su tesisatının uygun ayırma, yalıtım ve havalandırması sağlanmalıdır. Birbirinden ayıracaksınız. Yani yan yana geçmesini bile müsaade etmek lazım. Çünkü sadece sıvısal bir geçiş değil, kokusal bir suya da geçiş olabilir. Kokuyu absorbe edebilir temiz su. Buna mani olmanız lazım. Yalıtım gerektiğinde yalıtmanız lazım. Soğuktan yalıtmanız lazım. Gerektiğinde sıcaktan yalıtmanız lazım. Gerektiğinde ortamdan yalıtmanız lazım. Onu saklamanız lazım. Görünürlük açısından, estetiklik açısından. Bunlar yapmanız lazım. Havalandırma özellikle pis sularda, yani atık sularda arkadaşlar, havalandırma çok çok önemlidir. O atık su konusunda geldiğimizde zaten daha da detaylı olarak o kısmı değineceğiz. Modern bir sıvı tesisat olması gereken kriterler bu şekilde sıralanıyor. Diğer bir konumuz ise sıhhi tesisat projesinde dikkat edecek hususlar nedir? Birbirinden farklı şu arkadaşlar. Birinde genel bir sıhhi tesisatta olması gereken özelliklerden bahsediyoruz. Bunda ise bir proje yaparken, bir evin tesisat projesini yaparken nelere dikkat edeceğiz? Hangi unsurları gözetmemiz lazım? Bunları irdeleyeceğiz. Şimdi burada da arkadaşlar ıslak hacimler düşey doğrultuda üst üste getirilmelidir. Ne demek düşey doğrultu? Yani düşey doğrultu çok katlı bir apartmanda yaşadığınızı düşünün. Yani sizin banyonuz ile alt katın banyosu aynı hizada olması lazım düşeyde. Düşeyden kasıt dikine olarak aynı hizada olacak. Şayet aynı hizada olmazsa atıyorum benim banyomun olduğu yerin altında adamın işte oturma odası varsa. O alttakinin mutfağı varsa atıyorum. Onun başka bir yatak odası varsa. Her katta böyle farklı farklı bir tesisat yapmak, ev planı yapmak zaten mantık dışı. Velev ki zorunlu oldu. Biliyorsunuz bazı evler, dönüşüm evleri mesela tek kat diye üzerine kat yaparak inşa edilen yerlerde bazen üst katlarda farklı bir tasarıma gitmek isteyen kullanıcılar olabiliyor. O durumda ne yapıyor arkadaşlar? Alt tarafta tesisatın gideceği boru yok. Sadece o tesisatta işte mutfak var atıyorum. Mutfakla yatak odası üstte bindi. Alt taraftan zaten ses fazlasıyla duyarsınız. Akmaya karşı risktir. Herhangi bir üst kattaki tesisattaki sıkıntı alt katın tepesine akar. Pis suların taşınması bir risktir. Evinizde pis suyu odanızdan geçtiğini düşünün, yattığınız odadan. Sağdan soldan bir sızıntı, koku, her şey olabilir. Bunlar da bir risktir. Ve bunun montajı toplanıp kanalizasyona atılması da bir sorundur. Yani düşey doğrultuda yapılmayan bir sistem, ıslak hacimler birçok şeyi beraberinde getirir. Bunların en büyük sıkıntısı da pis suların ortak olarak toplanıp dışarı atılamamasına neden olur. Bireysel her bir yerden boru ağları olur. Maliyeti artırır. Koku riskini, akma riskini artırır. Bu pis su açısından böyledir. Temiz su açısından da şayet kolon tipi bir temiz su sisteminiz varsa dikine çıkacak kolon borusu herkesin aynı odasında olmayacağı için içteki tesisatın her birinde farklı farklı olmasına, boruların daha çok kullanılmasına, ıslak hacim dışından başka kuru hacimlerden de boruların geçmesine neden olacağına ki birçok olumsuzluklara neden olur. O yüzden proje yaparken dikkat edeceğiniz ilk en önemli husus ıslak hacimlerin düşey doğrultuda üst üste getirilmesidir. Diğer maddemiz ise lafa da yatay planda bölümlerin yan yana getirilmesi. Şöyle rica ediyorum herkesten. Kendi evinizi düşünün arkadaşlar. Mutfağın konumunu, banyonun ve tuvaletin konumunu düşünün.
Şimdi genel anlamda mantık şudur. Mutfak yenecek içeceklerin yapıldığı, yendiği bir yer olduğu için bu mutfağın geçtiği hat üzerinde düşeyde olsun, yatayda olsun tuvalete, banyoya yakın olması hiçbir zaman istenmez. Hem başka türlü açılardan hem yaşamsal açılardan istenmez. Şimdi bu istenmediği için bir defa herkesin evinde aşağı yukarı mutfak ayrı bir köşededir. Ama tuvalet, banyo aynı köşelerdedir. Yani mümkün mertebe yan yanadır veyahut da birbirine çok yakındır. Dikkat edin, herkes gittiği evlerde, misafir olduğu evlerde, kendi evlerinde bunu bir gözlemlesin arkadaşlar. Özellikle yatak odası da arkadaşlar nedir? Ebeveyn banyosu olan yatak odaları var biliyorsunuz günümüzde artık modern evlerde. Bunlarda da esas banyoya yakın bir konumda ebeveyn banyoları yer alır. Bu sayede pis su, kullanmış suları ortak borudan aşağı indirmeniz veyahut da temiz suya en kısa sürede almanız önemlidir. Tesisatçılıkta arkadaşlar en kısa boruyla işi çözmek esastır. Boru uzadıkça basınç kayıplarına neden olur. Boru uzadıkça akmalara karşı risk sahibi olursunuz. Boru uzadıkça da işçilik artar, maliyet artar. Zincirleme, bir takım şeyler beraberinde gelir. O yüzden yan yana yapılır. Atıyorum bir tane çektiğiniz katta bir boruyla araya bir T atarsınız. T'nin bir ucunu banyoya, bir diğer ucu da tuvalete gider mesela. 3. Banyo ve hedalar yapı özellikleri göz önüne alınarak normal döşemeden 25 ila 40 santim düşük döşeme yapılmalıdır. Bu artık günümüzde arkadaşlar daha çok tuvaletlerde olan bir unsur. Banyolar artık ilk yapılırken dahi aynı hizada yapılıyorlar. Çünkü alt tarafta bir sündürme yaparak sizin pis su borularınızın görünür şekilde alt tarafta yer alıyor. Bunu da bir kaplama sistemiyle kapatıp siz görmüyorsunuz. Bu şu açıdan önemli hale geldi. Eskiden bunlar biraz gömülü sistemlerdi. Bir arızada yapabilmek için komple işte betonu kırma gibi durumlara neden oluyordu. Ama şimdilik öyle değil. Gidiyorsunuz alt kattakinin o asma tavanını açarak sizin pis su borularınıza müdahale etme şansınız var. Ama tuvaletlerde öyle değil arkadaşlar. Tuvaletlerde biraz düşük yapılır. Tuvalet taşı konur. Tuvaletin S borusu konur. O S borusu daha çok tuvalet havalandırma dediğimiz kısımdan inen koyan pis su borusuna bağlanır. O bağlantı kısmı dışarıdan gözükebilir, müdahale edilebilir haldedir. Herhangi bir arızada alt katta işiniz olmaz. Sadece sizin kendi katınızda tuvalet taşının etrafını açıp kırarak oradaki kısmı alırsınız. Zaten oraya da çoğunlukla arkadaşlar beton dökülmez. Kum, boş kum da konur. Herhangi bir arızada taşı yerinden kaldırabilmek için etrafındaki fayansları kırar. Sistemi kaldırırsınız. Kumlu bir yapı olduğu için de zor olmadan kolaylıkla yapıyı sökersiniz. Alttakine boru gözükmez. Şu anki tuvaletlerin genel yapısı o şekilde. Düşükten kasıt da normal işte koridorun alt beton seviyesi ile işte tuvaletin alt beton seviyesi arasında aşağı doğru bir 25-40 santim düşük olduğundan bahsediliyor. Bir diğeri ise arkadaşlar düşey borular. Çok katlı binalarda en az 50'ye 50 ölçülerinde tesisat galerilerinden geçirmelidir. Tesisat galerisinden kasıt havalandırma olarak da kullanıyor aynı zamanda bunlar. Apartmanın dikine doğru inen baca. Bu baca içerisinden borular, saatlerden çıkan temiz su boruları her apartmana, her daireye ayrı ayrı girer arkadaşlar. Bu neye sebep olabilir? Hem işçinin kolaylığına hem orada arkadaşlar estetik açısından bir görüntü kirliliği olmamasına
Eskiden apartmanın boşluklarından çıkarılıyordu hatırlarsanız. İşte merdiven boşluğundan çıkarıyordu. Her taraf porolar gözüküyordu. Hem ona olanak tanımıyor. Kapalı bir yerden götürülerek. Hem de herhangi bir arızada kolaylıkla değişim ya da tamirata sebep olabiliyor. Bir diğeri de arkadaşlar 5. maddemiz ise duvarlardan geçen boruluğu gerekli eğim verilmelidir. Şimdi eğimler akış yönüne doğru aşağı doğru olmalıdır arkadaşlar. Yukarı doğru çıkarsa ekstra basınç yapar. Bu nedenle aşağı doğru eğim vererek akışı kolaylaştırmak sağlanır. Son maddemiz, daha doğrusu 6. maddemiz ise pis su ve temiz su tesisatı mümkünse en kısa şekilde en az dirsek kullanılarak geçirmelidir. Az önce de ifade ettik. Bu ne kadar kısa olması basınç kaybını o kadar azaltabilecek gibi maliyet açısından da faydası var. Tabi patlama, kopma, işte delinme ve akıntıya sebep olma gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. Bu nedenle oraları ne kadar az kullanırsa riski en azı indirmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, sayı tesisat projesine dikkat edecek hususlar da bu şekilde. Bu da 6 maddeden oluşuyor. Modern bir sayı tesisatta olması gereken kriterler de yine 6 maddeden oluşuyor. Bu dersin önemli konulardan biri o ikisi olduğu için özellikle kırmızı renkte yaptım. Bunları her birinizin aşağı yukarı hatırlaması, bilmesi gerekir. Pekala, şimdiye kadar hep soğuk su tesisatından bahsettik. Sıcak su tesisatına çok değinmedik. Sonuçta hepsi de temiz su tesisatı olduğu için hepsini bir paket olarak anlatmayı iyi dedim. Ama artık sıcak su tesisatında sıcak suyun nasıl sağlandığına yönelik bir takım bilgilerin verilmesi gerekli. Şimdi sıcak su tesisatı arkadaşlar, yapılardaki sıcak su tesisatı aranın konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna, hacim ve yer durumuna göre seçilmelidir. Temel olarak iki ayrı sıcak su sistemi mevcuttur arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bağımsız sıcak su tesisatı, bir diğeri ise merkezi sıcak su tesisatı olmak üzere. Şimdi bağımsız sıcak su tesisatı. Bağımsızdan kasıt birine bağlı mıyız değil miyiz sıcak su tesisatını alırken. Bağımsızlığımı kastetmem bir apartmanda oturuyorum ben. Apartmanda sıcak su ihtiyacım bütün apartmanca ortak karşılanıyorsa buna bağımlı. Ama her daire kendi sıcak suyunu kendi üretiyorsa herhangi bir kaynaktan buna da bağımsız sıcak su tesisatı deniyor. Bağımsız sıcak su tesisatı tesislerinde şebeke suyu, şofben, termosifon, kombi, güneş enerji gibi her daire için bağımsız olarak kullanılan su ısıtıcıları yansıtılır. Çeşitleri zaten diğer slaytlarda anlatacağız tek tek. Şimdi burada bakıyoruz arkadaşlar. Şekile baktığımız zaman iki borulu kombi konut tesisatına verilmiş. Ama burada benim size anlatmak istediğim mesaj şey, bizim bakın su alıcılarımız var. Banyo bataryamız, lavabolarımız, bakın yine burada lavabomuz var, burada çamaşır makinemiz var gibi gibi banyomuz var. Şimdi ama sıcak suyu nereden alıyor? Tesisat soğuk su geliyor, bir ısıtıcı da su ısınıyor ve buradan ısı kullanıcılara ulaştırılıyor. Isıtma işlemi ısıtmanın kaynağı neyse ona göre değişir. Kombilerde bu doğalgaz yakarak ısıtırsınız. Elektrikte ise bir rezistans. Elektrik geçirdiğiniz bir rezistansla ısıtırsınız. Güneş ise güneş kolektörleriyle ısıtırsınız. Gazlı bir şey ise tüplerle ısıtma sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki nedir arkadaşlar? Gazlı şofbenler. Bakın gazlı şofbenlerle alakalı iç sistemi görüyorsunuz. Şimdi doğalgaz veya sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan bu şofbenler sıvılaştırılmış petrol gazı LPG bir nevi tüpler arkadaşlar. Bu şofbenler ana bölümleri su ısıtıcı kanatlı borulu serpantin
Esenjör adı veriliyor. Atmosferik pürülür yanma odası. Pürülürle müfleciyle yakıyoruz. Şurası pürülür. Gaz kontrol ve güvenlik donanımı gövde su ve gaz boruları olarak sayılabilir. Esenjörler. Bunlar arkadaşlar yanma odası. Yani gazın yakıldığı yanma odası. Serpantin üstte. Şuradan esenjör diye yanlış söyledik az önce. Bu alttaki arkadaşlar pürülür. Gaz üflüyor. Gazı alıyor. Şu gazların bağlantı yerleri. Gazı alıyor. Buradan alıyor. Bu valf. Valften gazı alıyor. Üflüyor. Üflerken de ne yapıyor arkadaşlar? Şuralarda pilot do dediğimiz çakıcılarla bir nevi buji gibi bir nevi çakmak gibi yapılarla çakılarak yanma sağlanıyor. Bu yanma sağlamasıyla oluşan alev demeti üstte esenjör dediğimiz içerisinde şebeke suyu dolanan boru ağları var. O borular da anlık olarak suyu ısıtıyor ve kullanıcıya götürüyor. Açık yanma odalı gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalı diye de bir notumuz var. Şimdi gazlı şofbenlerin devamı. Bu hermetik bir şofben arkadaşlar. Bunların yanma sistemiyle alakalı. Hermetikten kasıt yanma sonu oluşan ısıyı da kullanarak yanmayı daha verimli hale getiren bir yapıdır hermetikler. Baca olmayan yerlerde hermetik bir şofben kullanılabiliyor. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere takılmamalıdır. Çünkü risktir, ölümlü. Eskiden doğalgazın yaygın olmadığı zamanlarda şofben ölümlerini çok sık duymuşsunuzdur. Serpantin dediğimiz işte boruların dolandığı yapı burası. Bakın yine aynı şekilde gazın yandığı kısımlar, rülörler, çakıcılar, burada gazlar yanıyor ve su ısınıyor arkadaşlar. Şofbenin bulunduğu hacimde yanma için gerekli olan okşan temin edilmelidir. Bacada yeterli çekiş olmaması durumunda baca sensörler devreye girerek gazı keser ve sistemin emniyetini sağlar. Hermetik kombiler gazın yanma sonucu oluşan su buharına olduğu gibi atmosfere salan sistemlerdir. Gazlı şofbenler bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik birinci bölümümüzü burada tamamladık. Biraz ikinci bölüm videomuzda da ikinci kısım videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.